Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 günlük destek açlık grevimin 11. günündeyim. 10 günü geride bıraktım. Dün Stuttgart'taydık. Çok yoğun bir gün geçti. Kısa günü özetleyeceğim. Güne halkımızın bize bıraktığı bir hediye paketiyle başladık. Gerçekten de çok sevindik bu hediye paketine. Kimin bıraktığını bilmiyoruz ama teşekkür etmek istiyoruz. İşte şekerler bırakmışlar. Küp şekeri ve çeşitli çaylar bırakmışlar. Gerçekten de çok sevindik. Güzel bir incelik oldu. Daha sonra burada hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra bildirilerimizle birlikte iki kuruma gittik. Sol Parti Stuttgart Şubesi'ne ve Trot Var isimli bir gazeteye gittik. Maalesef iki kurum da kapalıydı. Bildirilerimizi bıraktık. Tekrar gideceğiz oralara. Bunlar sonuçta önemli yerler. Direnişi, ölüm orucunu anlatabileceğimiz yerler. Pazartesi tekrar oraya gideceğiz. Daha sonra çarşıya geçtik. Çarşıda da bildiriler dağıttık. Malum dün hava koşulları çok kötüydü. Yağmurluydu, rüzgarlıydı. Çarşıda çok bir şey yoktu ama gelip gidenlere yine de dağıtabildik bildirilerimizi. İlgili olanlara anlatabildik. Ne için bildiri dağıttığımızı, nasıl bir direniş sürdüğünü anlatabildik. Daha sonra matbaadan birkaç materyal alıp bir mahalleye geçtik. Çünkü dünü 10. günümüzü aynı zamanda bütün dünyada aslında ama burada da Stuttgart'ta da çok büyük bir bela olan uyuşturucuya karşı mücadeleyle birleştirdik. Bir kapı çalışması yaptık Suffenhausen semtinde. Orada tek tek zillere basıp, Türkiye'li halkımızın zillerine basıp yaptığımız mücadeleyi, işte uyuşturucuya karşı verdiğimiz mücadeleyi anlattık. Bir anket çalışması yaptık ailelerle. 10 sorudan oluşan anketlerimiz vardı. Onları birlikte yaptık. O da güzel geçti. Yine posta kutularına bildirilerimizi attık. Evde olmayanların posta kutularına. Ve bir ailemizle, kapısını açan bir ailemizle güzel bir sohbetimiz oldu uyuşturucu üzerine. Onun da şikayetleri vardı, onları dinledik. O oturduğu semtte bunun nasıl bir sorun olduğunu, özellikle alkolün ama diğer uyuşturucuların da büyük bir sorun olduğunu anlattı bize. Alman bir kadındı ama yine de uyuşturucu kimlik, din veya milliyet tanımıyor. Herkesin ortak sorunudur. O açıdan güzel bir sohbet oldu. Bize telefon numarasını bıraktı. Çalışmalarımızda aktif yer almak istediğini belirtti. Böylece günümüzü sonlandırmış olduk dün. Çok güzel, hareketli bir gün geçti dün. 10. günümüzü, direnişimizin 3'te 1'ini böyle tamamlamış olduk. Bugün 11. günümüzdeyiz. Şimdi Nürnberg'e doğru yola çıkacağız. Orada yine uyuşturucuya karşı mücadele için bir panelimiz olacak yarın. Bugün de yapacaklarımız var. Mutlaka bizi takip edin. Son olarak da arayanlar oldu yine. Fransa'dan Nancy'den bir ablamız aradı. Almanya Schweningen'den bir ablamız aradı. Buradan Stuttgart'tan bir abimiz aradı. Ve Belçika Liège'den bir dev gençli arkadaşımız aradı bizi. Onlara buradan teşekkür etmek istiyorum tekrar. Selamlarımı iletiyorum. Telefon numaramızı Adalet İstiyoruz grubundan veya Facebook sitelerinden alabilirsiniz. Halkın sesine bulabilirsiniz. Aramalarınızı bekliyorum. Destek aramalarınızı sadece bana değil, Belçika'da Yılmaz abiye, İsviçre'de Kadri abiye, İngiltere'de Nihat abiye ve Fransa'da Özgür abiye aramalar yapmanızı bekliyorum. Bu gerçekten bizim için moral verici, bir moral kaynağı, bir güç kaynağıdır. O açıdan çok önemlidir bu aramalar. Diyeceklerim bu kadar. 11. günümüzde takipte kalın. Direnişimiz devam ediyor. Destek aşı grevlerimiz devam ediyor. Bugün Sibel Balaç'ın cezasının onandığını öğrendik mahkeme tarafından. 8,5 yıl. Bu bizi ayrıca öfkelendirdi ve yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu, direnişin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha bize göstermiş oldu. Direnerek kazanacağız. Son sözü direnenler söyleyecek. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım onurumuzdur. Yaşasın ölüm orucu direnişimiz.